Ailesi olarak aranıza hoş geldiniz diyorum. Şimdi konuşacaklarım aslında bir TUSİAR ve TUS eğitmeni yolundan ziyade meslektaş diyaloğu babında geçecek. Moderatörünüz duymasın, tamam mı? Aramızda konuşuruz. Hepinizin aklındaki ortak kaygı şu. Moderatör buradaymış bu arada, gülücüğü bastı. Hepinizin aklındaki olay şu. Acaba doğru yerde miyim? Sınavda başarılı olacak mıyım? Kaynaklarım, seçimim doğru mu? Primer TUS'la bu işi yürütüp götürüp başarıya nihayet erdirebilecek miyim? O noktada tekrar ediyorum, meslektaşınız olarak söylüyorum. Bilmiyorum, belki benden yaşça ya da yılca tecrübeniz vardır, belki yoktur. Benim mesleğimdeki 13. yılım bitiyor, evet. Primer TUS'ta benim muhtemelen 3. ya da 4. yılım. En az 7-8 tane sınav geçirdik. Bugüne kadar onkoloji, histoloji, embriyoloji sorusunun en kötü yakaladığım sınavda doğrudan, bakın doğrudan, ucundan bucağından değil, doğrudan en kötü yakaladığımız dönemde 14 soru yakaladık. En iyi performansımızda 29 soru yakaladık. Böyle de bir istatistiğimiz var. Ve bunların hepsi bizim sınav sonu değerlendirme referans notlarımızda referanslarıyla, slide not sayfalarıyla beraber mevcuttur. İncelemişsinizdir muhtemelen. Muhakkak incelemiş olmanız lazım. İnceleyin. Fizyoloji, histoloji, embriyolojide 18 sorudan 16 yakalatıp, 3 tane üstüne temel bilimler yakalatıp 12 tane klinik yakaladığımız sınav oldu. O anlamda piyasadaki diğer bu hizmeti veren kurumlarla kıyaslayacak olursanız, bu kadar kısa bir sürede, bu kadar konfor alanınız içerisinde ve bu kadar öz bir notla, kendi dersim adına söyleyeyim, bu kadar öz bir notla yapılabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Yani elinizdeki toplam fizyoloji, histoloji, embriyoloji ders kitabı olarak elinizde bulunan not slaytlardan ibarettir. O slaytları düz yazıya çevirseniz, o slaytları düz yazıya inanın çevirseniz daha elinizdekinin de yarısından birazcık fazlası yapar. 150-200 sayfayla bu işi başarmak o kadar da kolay değildir. Yoksa her soruyu yakaladığımızı, anlattığımızı iddia edebiliriz. Alırız textbook'u, 3500-4000 sayfa oradan bir yerden bulduk deriz. Ama bu elbette gerçekçi bir hedef olmaz. Burada bizim de amacımız, biz de bu yollardan geçtik. Sizlerden, siz değerli meslektaşlarımızın olabildiği kadar sınavda soru yakalamasını istiyoruz. Biz size burada yeni din, yeniden hekimliği öğretmek, icat etmek, olmamış bir şey oldurmak, imkansız kovalamak gibi bir hedefimiz yok. Bu noktada beklentilerimiz tamamen gerçekçi. Sizlere sunduğumuz vaat demiyorum. Sizlere sunduğumuz şeylerde o yüzden realist olmak durumunda. Ümit ediyoruz. Olabildiği kadar kısa sürede ve öz notla olabildiği kadar fazla soru yakalatacağız. Bugüne kadar çok şükür hiç mahcup olmadık bu konuda. Tekrar ediyorum. En kötü niteleyeceğimiz sınavda bile 18 sorudan 14 tane yakaladık branşta. Ve kısa bir sürede çok öz notlarla başardık. Moderatörümüz belirtmiş. Dileyen arkadaşlarımız eğer inceleme şansınız olmadıysa diğer bütün branşların referans notlarını, sınav sonrası referans notlarını PDF olarak talep edebilir. Elinizdeki notlarınızla da kıyaslayabilirsiniz. Gerçekten bunlar notlarda yazılmış mı diye çıkıp eski kaynaklar zaten bizim sistemimizde offline diye bir mantık hem var hem yok. Dilediğiniz zaman her zaman açıp erişebilirsiniz. Eski ders notları, ders sunumlarına anlatmaya dilimiz döndüğünce devam edeceğiz. Yeni bir şeyler geldikçe, formatta bir şeyler değiştikçe sizi bunlardan haberdar vakıf etmeye çalışacağız. Sınavı genel olarak konuşacak olursak malumunuz sınavda bizim branştan 18 soru çıkıyor değil mi? 18 sorunun yıllara göre değişmekle beraber 3 aşağı 5 yukarı dağılımı aynı. Genelde 10 tane yaklaşık birden gelir. 8 soru da hücre, histoloji, embriyolojiden gelir. 10 fizyolojinin en büyük ağırlık kısmını nörofizyoloji oluşturur. Sinir sistem fizyolojisinden genelde 3 soru gelir. Elbette istisnai durumlar olabiliyor ama genelde alım böyledir. Sinir sistem fizyolojisinden 3 soru gelir. Kas 1 soru gelir genelde. Dolaşım kardiyovasküler sistem fizyolojisinden 1 ila 2 gelebiliyor. Ortalaması 1'dir. Hormonlardan bir tane gelir. Gastrointestinal sistemden bir tane gelir. Hematopoietik sistemden ya da genitourinerden iki konudan bazen bir tane çıkıyor, bazen iki tane çıkabiliyor. Dağılım fizyoloji olarak genelde böyledir. Histoloji, embriyolojiye baktığımız zaman bölünme, doku kısmından genelde iki ya da üç soru gelir. Bunlardan bir tanesi hücreyle ilgili olur sıklıkla, bir tanesi doku histolojisiyle ilgili olur. Bir iki tane de soru özel baktığımız zaman da genel embriyolojiyle ilgili sıklıkla 3 ya da genel embriyolojik gelişim fazlarına ait sorular gelir. Bir iki tane de yine köken, analog, eşlenik bu tarz sorular gelir. Soruların sorulma tarzı son sınav en son 2022'nin son bahar sınavı atipikti. 2022'nin ilk bahar sınavı da çok kolaydı. Sınav arasında da böyle bir uçurum vardı. Bu noktada biz elbette kötüyü düşünüp ona göre hazırlıklı olmamızda fayda var. Her zaman 2022 Mart gibi günler açmıyor. Sonbaharda biraz atipik sorular vardı. Soru sistematiği yine son sınav 2022'nin sonbahar sınavını bir tarafa koyacak olursak son yıllarda şöyle bir trend vardı. Fizyoloji, histoloji, embriyolojiyi de klinik veya günlük pratiğe uyarlanmaya yatkın sorular artık geliyordu. Yani
vakavari, yani fizyolojide ne kadar vaka sorabilirsiniz. Ama kramp sorulacak örneğin, ne bileyim Golgi tendon organın işlevi sorulacak, bir vakanın içerisinde sunduruluyor. Bu tarz sorular gelmeye başladı. Bu noktada sadece spot bilgi elbette önem arz edecek, ama spot bilgi bilmek, yeri geldiğinde bunu sentezleyebilmek, yorumlayabilmek ve hatta bunu klinik pratiğe dökebilme becerisi de sorgulanmaya başladı. O noktada bizler de derslerimizi anlatma esnasında olabildiği kadar elbette spot spot gideceğiz. Soru yakalamaya yönelik net bilgilere atıfta bulunacağız. Ama geri geldiğinde de bazen ucağından, bazen daha derinlemesine klinikle de pekiştirmeye çalışacağız. Sanıyorum sayımız bayağı oldu, hazırız. Eğer sizler de hazırsanız bugünkü dersimize başlayalım isterim. Şöyle bir genel yavaş bir giriş yapacağız. Sonra hızımızı artırarak devam edelim. İş için evvela vücudumuzun genel bir tanımından başlamak lazım. Yaklaşık %60'ı sıvıdan oluşan bir organizmadan bahsediyoruz, değil mi? 70 kilogram bir yetişkini ele alacak olursak 42 litre sıvıya tekabül eder. Bu sıvının 2 bölü 3'ü hücre içindedir ki buna ne diyoruz? İntraseller sıvı, değil mi? Hücre içi sıvı Türkçesi. Geri kalan 3'te 1'i hücre dışında, buna ne diyoruz? Ekstraseller sıvı, değil mi? İntraseller sıvı ile şuradan kalemimi alayım. Kırmızı rengi de seçtim. İntraseller sıvı ile ekstraseller sıvıyı birbirinden hücre membranı ayırır. Doğru, doğru. Evet, şurada bir hücre var. Burada bir tane daha hücre var. Burada bir tane daha hücre var. Hücrenin içerisinde sıvı var, su var, değil mi? Su var, su var. Bu suyu hücrenin dışındaki sudan ayıran şey membranın kendisidir, değil mi? Membranın kendisidir. Bu noktada ekstraseller sıvı farklı kompartmanlara dağılmış vaziyette. Çünkü hücrenin dışında birden fazla kompartman var, değil mi? Bunlardan en büyüğü, ekstraseller sıvının en büyük bileşeni interstisyal sıvıdır, değil mi? Hücrelerin arasında kalan sıvı. İkinci kısım plazmadır. Damarların içerisinde dolaşan kanın plazmasını oluşturan plazmadan bahsediyoruz. Ve ekstraseller sıvının en küçük kısmı da transseller sıvıdır. Ki bunun içerisinde ne var? Boz var, plevral sıvılar var, perikardiyal sıvılar var, peritoneal sıvılar var. Bu noktada nasıl ki interstisyal sıvı ile ekstraseller sıvıyı birbirinden hücre membranı ayırıyordu, interstisyal sıvı ile plazmayı da birbirinden kılcal damar endoteli ayırır, değil mi? Buradan bir tane damar geçtiğini düşünün. Burada interstisyal sıvı var. Bunda da intraseller sıvı var. Burada da plazma var. Bakın burayı hücre membranı ayırırken burayı vasküler endotel ayırır. Plazmaya baktığımız zaman dedik ki intraseller sıvı toplam vücut suyunun 3'te 2'si. Ekstraseller 3'te 1'i. Ekstrasellerin en büyük kısmı interstisyal sıvı, %15'tir. %5'i plazmadır, değil mi? Transseller sıvı da az önce söylediğim gibi plevral boşlukta, peritoneal boşlukta, eklem içinde, bozda bulunan sıvıya denk gelir ve toplam vücut sıvısı içerisindeki en küçük bölüm, dikkat edin en küçük bölüm transseller sıvıdır. Transseller sıvının da en büyük kısmı dislümenindekidir. Özetliyorum, en fazla sıvı hücre içinde, hücre dışında daha az. Hücre dışında en fazla interstisyumda, ondan sonra plazmada, ondan sonra transseller sıvıda, transseller sıvıda da en fazla dislümeninde, daha sonra bozda bulunur derler arkadaşlar. Bunlar önemli olabilecek spot bilgiler. Tabloda özetleyecek olursak 70 kilogramlık insanın 3'te toplam %60'ı sıvı, 42 litre. Bunun 3'te 2'si hücre içinde, 3'te 1'i hücre dışında. 14 litrenin de yaklaşık 10 litresi interstisyumda, 4 litresi plazmada. Geriye kalan az ihmal edilebilir bir kısmı da transseller sıvı olarak bunun en fazla gislümeni ve boz oluşturur dedik. Total vücut suyu verilip çarpanlarıyla çarpıldığında sayı. Çok eski yıllarda, 90'larda sorulmuş TUS soruları. Şu an bekliyor muyuz? Beklemiyoruz ama yine de bilmekte fayda var. Bunları sayısal olarak bilmekte fayda var. Şimdi gelelim önemli olabilecek kısma. Ekstraseller sıvı ile intraseller sıvının nitelikleri birbirinden farklıdır. Özellikle de içerik olarak. Ekstraseller sıvıda bol miktarda sodyum, klor, bikarbonat, oksijen, glikoz, yağ asidi, amino asit, karbondioksit ve metabolik artık ürünleri bulunur iken intraseller sıvıda bol miktarda potasyum, magnezyum, fosfat ve protein bulunur. Şimdi gelin bunu tabloda bakalım. Bir. Şuraya bir, iki yıldız mutlaka atmanızı istiyorum her şekilde. En az iki yıldızlı tablolar bunlar. Hücre içerisinde bulunan maddeleri sayalım. Hücre içerisinde, burada iki şey önemli her iki tablo içinde. Bir, burada ne yazdığı içerik. İki, şurada ne yazdığı. Yani hem Türkçesine vakıf olacağız hem de bilginin kendisini bileceğiz. Hücre içinde en fazla bulunan katyon değerli arkadaşlar. Yani pozitif. Kim var? Potasyum. Yıldızlı bilgi. Hücre içinde en fazla bulunan katyon potasyumdur. Bu bir. Hücre içinde en fazla bulunan ikinci katyon potasyumdan sonra magnezyumdur. Yine yıldızlı bilgi. Hücre içerisinde en fazla bulunan anyon organik fosfordur. Yani negatif yüklü iyon, değil mi? Organik fosfordur. Ancak organik fosfordan bulunan negatif yüklü bir madde daha var ki proteinlerdir. Ancak proteinler hepinizin malumu iyon değildir. Bunlar bayağı büyük moleküllerdir, değil mi? Hücre içerisinde en fazla bulunan negatif yüklü iyon derse cevap organik fosfor olacak. Negatif yüklü madde derse cevap proteinler olacak. Aman buraya dikkat. Peki negatif ya da pozitif demeksizin hücre içerisinde en fazla hangi iyon var derse cevap ne olacak? Yine potasyum olacak.
Tamam mı? Hücre içerisinde en fazla bulunan iyon potasyumdur. Ve buraya kadar hep en fazlaydı. Hücre içerisinde en az bulunan iyon dediği zaman ise cevabımız kalsiyum. Kalsiyum biliyorsunuz pozitif bir iyon, yani artı değerli bir katyon. Hücre içinde en az bulunan iyon veya en az bulunan katyon derse de cevap kalsiyum olacak. Kalsiyumla ilgili şunu da söylemek mümkün. Hücre dışı bölü hücre içi oranı en büyük olan iyon da kalsiyumdur. On binlerce kat hücre içinde daha az bulunur. Hücre içinde çok 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 az bulunur kalsiyum. Tamam, bu tabloya iki yıldızlattık. Geldik hücre dışına. Hücre dışında en fazla bulunan katyon malumunuz sodyum, en fazla bulunan anyum klor. O yüzden biz parenteral sıvı verirken ne veriyoruz? Sodyum klor veriyoruz değil mi? Sodyum klor, 1009'luk izotonik solüsyon. Sodyum ve klor hücre dışının majör komponentleridir. Majör katyon sodyum, majör anyonu klordur. Hücre dışı hücre içi oranı en fazla bulunan kalsiyumdur dedik, yaklaşık 20-25 bin kat. Tamam mı? Orana dikkat edin. Hücre dışında hücre içerisine göre kalsiyumun yanı sıra bikarbonat ve glukoz da daha fazla diyoruz ve burayı geçiyoruz. Bakın sayısal olarak da veriyorum. Ekstraseller sıvının majör katyonu sodyumdur dedik değil mi? Sodyumdur. Majör anyonu klordur ekstraseller sıvıya baktığımız zaman. İntrasellere baktığımız zaman en fazla bulunan hem iyon hem de katyon potasyumdur dedik. Potasyumdan sonra en fazla magnezyum bulunur dedik. En fazla bulunan negatif anyon neydi hücre içinde? Fosfatlardı. Bakın fosfatlar litrede 75 mili ekvivalent, potasyum litrede 140 mili ekvivalent. İyon derse, anyon ya da katyon belirtmezse hücre içinde yine en fazla potasyum var. Ve kalsiyuma geldiğimiz zaman bakın hücre içerisinde 0 tam 10'da, %, binde, 10 binde 1 mili ekvivalent. Hücre dışına baktığımız zaman 2.4, yaklaşık 24 bin kat hücre içinde daha az bulunuyor kalsiyum. Tamam. Bunun yanı sıra glukoz ve bikarbonat da hücre dışında daha fazladır dedik. Hücre içerisinde proteinler en fazla bulunan negatif yüklü maddelerdir. Ancak proteinler iyon değildirler. Buraya dikkat edelim. Tamam. Ekstraseller sıvının volümünü belirleyen en önemli şey de sodyumdur. Bunu zaten adımız soyadımız gibi biliyor olmamız lazım. Sodyumdur. Bunu osmolaritede tekrar konuşacağız. Ekstraseller sıvının volümü sodyum ile ayarlanır. Tamam. Bakın eskiden böyle sorular çıktı. Yine çıkarsa artık kolay soru olur. Çıkar mı? Çıkar. Aşağıdaki iyonlardan hangilerinin ekstraseller sıvıdaki miktarı intraseller sıvıdaki miktarından daha fazladır? Değil mi? Bakın cevap gün gibi ortada. Bu tarz sorular gelirse lütfen karıştırmayalım. Genel olarak sıvılara bir giriş yaptıktan sonra dedi ki biz intraseller kompartmanla ekstraseller kompartmanı ayıran yapımız hücre membranıdır dedik değil mi? Hücre membrandır. Hücrenin içiyle dışını ayıran en önemli yapı membrandır. O halde membranın yapısıyla, biyokimyasıyla ve daha sonra fizyolojisiyle ele alalım. Hücre membranın ana yapısını proteinler ve lipidler oluşturur. Bu bir. Bunlar asimetrik olarak yerleşirler. Asimetrik ibaresine lütfen yazın. Hücre membranının yapısına katılan proteinler ve lipidler asimetrik olarak yerleşirler. Biyokimyada şu içeriği farklı söylüyor olabilirler. Fizyoloji açısından bizim referansımız böyledir. Yapısında en fazla protein bulunur membran. Tamam. Membran yapısında en fazla protein bulunur. Daha sonra lipidler gelir ki lipidlerin de en büyük kısmını fosfolipidler oluşturur. Yine yıldızlı bilgi. En fazla protein, daha sonra lipid bulunur. Lipidlerin de büyük kısmını fosfolipidler oluşturur. Hücre membranın temel yapısı protein ve lipitten oluşan tabakadır. Lipid ve su karışmaz. Lipid molekülleri kendi katmanlarında kaymak suretiyle serbesttir. Dedik ki lipidler büyük kısmı fosfolipidlerdir. Bu bize ne sağlar? Şöyle bir avantaj sağlar. Fosfolipidlerin bir tarafı lipittir. Adı üstünde, tamam. Bir de fosfatlı parçası vardır. Bunların fosfatlı kısmı su sever hidrofildir. Lipid kısmı suyu iter hidrofobtur. Bu noktada fosfolipid moleküllerin hidrofob yüzleri yani lipid olan yüzleri birbirine bakarken hidrofil yüzleri hücrenin içine ve dışına bakar. Oradaki sıvıyla temas edecek şekilde düzenlenmiştir. Şimdi göstereyim tabloda. Bakın şunu bir membranın kesiti olarak düşünün. Bunu da bir çift katlı lipid tabakadaki şu yeşil gördüklerinizin her biri bir fosfolipid. Tamam mı? Fosfolipidlerin çift katlı membran tabakasında lipid kısımları bu uzantılar. Bakın birbirine bakarken çift katlı membranı oluştururken fosfatlı yani hidrofil olan su seven kısımlar hücrenin hem içine hem de dışına bakar. Böylece hücre içindeki sıvıyla teması ve buradan geçiş sağlarlar. Hidrofob kısımlar uçlara bakıyor olsaydı hiçbir madde suda eriyen hiçbir madde muhtemelen bu bariyer tabakayı bu katmanı geçemezdi değil mi? Bu bize o noktada çok önemli bir avantaj sağlıyor membrandan madde taşınmasında. Ve sık sık sorulur. Hücredeki organellerin buna membran da dahil biyokimyasal işaretleyicisi markörü, hücre membranının markörü sodyum, potasyum, ATPase'dir. Yine yıldızlı bilgi. Lütfen yıldızlayın. Membrandaki lipidlerin çoğunluğu fosfolipittir dedik. Bunlar zarın pasif geçirgenlik özelliklerinden birinci derecede sorumludurlar. Bu fosfolipitlerin başlıcaları kolinli fosfolipitler yani fosfatidilkolin diğer adıyla lezitin ve sfingomiyelinlerdir.
Bundan başka ikinci sıklıkta aminli fosfolipitler, özellikle fosfatidilserin ve fosfatidil etanol, amin. Bunlardan da daha az miktarda bulunan diğer önemli fosfolipitler fosfatidil gliserol, fosfatidil inositol ve kardiyolipindir arkadaşlar. Yani neymiş? Fosfolipitlerden en fazla fosfatidil kolin ve sfingomiyelin bulunur. İkinci sıklıkta da aminofosfolipitler bulunur. Bunların çeşitli görevleri vardır. Zamanı geldiğinde bunları konuşacağız zaten. Membranın önemli bir diğer bileşeni kolesterol, en fazla protein, daha sonra lipid, yani fosfolipid. Sonra kolesterol. Kolesterol plazma zarının önemli bir bileşeni. Kolesterol membran içerisinde, membran yapısındaki bileşenlerden soru sorulma potansiyelinin de en yüksek olduğu bileşendir. Kolesterolün özellikleri 1. Membranın suda eriyen maddelere geçirgenliğini belirlemede önemli rol oynar. 2. Membranın akışkanlığını belirler. 3. Membranın elastikiyetini belirler. Bunu nasıl yapar? Hep zıt yönde yapar. Kolesterol içeriği arttıkça membranın suda eriyen maddelere geçirgenliği azalır. Kolesterol içeriği arttıkça membranın akışkanlığı azalır. Kolesterol içeriği arttıkça membranın elastikiyeti azalır. Membran hasarlanmaya daha hassas, daha duyarlı hale gelir. Anlaştık mı? Kolesterol bunları hep kötü yönde belirler. Ve geldik membranın proteinlerine. Hücre hangi maddelerin özellikle taşınacağı, girip çıkacağını belirlenmede önemli rolleri var. Bunun yanı sıra özel molekülleri tespit edebilir, iyon kanalı görevi görebilir, membrandan taşıyıcı görevi görebilir, onlara bağlanma bölgeleri sunabilirler. Bu noktada membran proteinlerini iki tipte inceliyoruz. Bir, integral, diğer adıyla intrinsik veya içsel proteinler. İki, periferal, diğer adıyla ekstrinsik proteinler. İntegral proteinler, intrinsik proteinler membran kalınlığı boyunca uzanırlar. Periferal proteinler membranın yüzeyine tutunurlar. Buraya lütfen bu ibarelere dikkat edin. İlk grup integral, yani içsel proteinler. İntegral proteinlerin büyük kısmı taşıyıcı rol oynar. Tamam, taşıyıcı rol oynar. Bunlara taşıyıcı proteinler deniyor. Bir kısmı kanal oluşturur. Por olarak adlandırılan kanallar oluşur. Ve bunlar belirli maddeler, özellikle iyonlara özgüdür. Bunlara iyon kanalı deniyor. Bunlar sadece bahsi geçen iyonun